Bugün biraz bu videoyu neden çektiğim hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoyu neden çektim? Çünkü içime dert olan bir şeyler vardı. İnsansal konuşma ihtiyaçlarım vardı. Bazı şeyleri anlatmak, anlaşılmak istiyorum. Peki neden bazı şeylerle ilgili problemlerim vardı ve ben bazı şeyleri anlatmak istiyordum. Geçmişimde olan olaylar, gelecek hakkındaki düşüncelerim, ideolojilerim, düşünce yapım yüzünden. Peki esasında bunlar neden böyle gerçekleşti? Çünkü zihnim böyle evrilmişti ve bunu tetikleyen olaylar, bunun bu hale gelmesinde etkisi olan her şey beni buraya getirmişti. Yolda tekmelediğim taş da veyahut ilkokulda bana sil dağıtan öğretmenim de hepsi birleşip benim en sonunda bu masaya oturup bu videoyu çekmemi sağladı. Peki soru. Masaya oturup bu videoyu çekmeyi ben mi istedim? Yoksa ben ne olursa olsun masaya oturup bu videoyu çekecek miyim? Yani daha önceden belirlenmiş bir dünyada mıyız? Yoksa cidden öz irademiz var mı? Ne yapacağımıza kendimiz mi karar veriyoruz? Bir bilardo oyunu düşünün. Eğer ki yeterince iyi bir fizikçi ve matematikçiyseniz ve bilardo topunun ve bilardo masasının her özelliğini hesaplayabilecek kapasiteniz varsa, aynı durumda olan bilardo toplarını aynı şekilde 1 milyon defa vursanız, o toplar aynı hareketi 1 milyon defa yapar mıydı? Tabii ki yapardı. Hani bilimsel gerçeklik. Eğer ki dünyanın dönme hızını, uzay zamandaki bükülmeyi, 1 milyar ışık yılı ötedeki bir gezegenin bile o topu olan kuvvetini, etkisini bilebiliyor olsaydın, %100 bir şekilde emin olabilirdin ki 1 milyon defa o topa vursun. O top 1 milyon defa aynı hareketi yapacak. O zaman evren büyük patlamadan itibaren aynı şekilde 1 milyon kere patlasaydı, yani 1 milyon kere bu masaya oturup bu videoyu çeker miydim? Çok kişinin burada aklına şey gelecek ama biz bilardo topu değiliz. Allah Allah. Bilardo topu değilmişsin. Bu da bir başarı. Benim öz iradem var. Ben kararlarımı kendim veriyorum. Ben özgür bir bireyim. Hayır diyorsun. Çünkü o bilardo topunun hesabını yapan kişi, eğer ki büyük patlamadan itibaren her şeyi hesaplayabilecek kadar bilgisi olsaydı, senin veya benim bugün burada oturacağımı bilebilirdi. Çünkü benim burada oturmamı sağlayan şey, beni buraya getiren şey beynimin aldığı kararlar. Ve onlar da esasında öz iradesi olmayan bilardo toplarına benzeyen atomlar. Bir atom nereye gideceğini kendi karar vermez. Ben de atomlardan oluşan birisi olarak nereye gideceğimi kendim karar vermiyorum. Hepsi 1 milyar yıl önceden, 1 milyar yıl salladım. Ne kadar önceyse, 1 milyar yıl önce de olabilir, 1 milyar yıl önce de bilinirdi. Benim büyük 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 dedem eğer ki bu hesabı yapabilseydi
Derdi ki benim büyük 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 torunum bugün bu masaya oturacak. Masaya oturmak. Sandalyeye oturacak, bu masaya oturacak. Türkçe garip bir dil. Ve bu videoyu çekecek derdi. Bunun farkına var mı? İnsanı bayağı depresyona sokabiliyor çünkü ailenin öleceği gün de belli. Bir gün bir sabah uyandığında eğer ki bu senaryo gerçekleşirse bu ihtimalde anne baban orada olmayacak. Bir sabah uyandığında yanı başında ömrünü adadığın eşin nefes almadan yatıyor olacak. Bir sabah kalktığında asla ertesi sabahki gibi hissedemeyeceksin. Ve bu en başından beri belliydi ama en başından beri de senin verdiğin kararlara bağlıydı. Eğer ki bir insanüstü varlık olsaydı, insanlık olmadan önce insanlığın varoluşunu tahmin etseydi. Bu konuda her seferinde sizlere düşünüyorum. Bu konuda net olarak sadece tek bir kanıya varabilirdi. İnsanlar seçimleri yüzünden çekecek. Çünkü düşünce ve şans eseri kazandığımız bu bilinçle beraber bu varoluştaki anlamsızlığı düşüneceğiz ve bu anlamsızlığa karşın yaptığımız her mantıksız harekete bir amaç adamaya çalışacağız. Bir mantık uydurmaya çalışacağız. Aslında hiçbirimiz hiçbir şeyi mantıklı yapmıyoruz. Benim bu videoyu çekmem mantıklı değil. Çünkü bu videoyu izleyen herkesin hayatı anlamsız. Bunun dahil. Ve bu video yüzünden değişebilecek herhangi bir şey zaten değişecekti ve en sonunda onlar da anlamsızlığa karışacaktı. Ama insan oluyoruz işte. Bir ekmek bıçağı değiliz ki. Keşke bir ekmek bıçağı olsaydım. O zaman amacım belli olurdu. İnsanların yaptığı aletler, makineler bile kadar olamaması çok içler acısı bir durum. Çünkü yaptığımız her alet esasında bir amaçla var oluyor. Ekmek bıçağı ekmek kesmek için var oluyor. Ekmek bıçağı ekmek kestiği sürece hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü onun amacı ekmek kesmek. Ama kocaman evrende küçücük bir toz tanesinin üzerinde olan küçücük bizlerin amacı ne? Neden buradayız? Nereye gidiyoruz? Yok. Tüm dinler, ideolojilerin bir yerde bize vermeye çalıştığı da bu değil mi? Bir anlam. Varoluşundan sonra anlam aramaya çalışan tek varlık olarak acı çekmeye mahkumuz. Ve üst akılda bizim bu anlam arayışından dolayı acı çekeceğimizi pek tabii ki tahmin edecekti. Hatta en net şekilde tahmin edeceği tek şey bu olurdu. Bunu tek ben demiyorum. Hatta benden çok daha güzel şekilde söyleyen Sartre de var. Kitaplarını okursunuz. Tavsiye etmem. Düşünmek hoş bir şey değil. Ama esasında insanlar düşünmediğinde bile bir seçim yapmış oluyor. Bu konular hakkında düşünmediğinizde
düşünmemeyi seçmiş oluyoruz. İnsanlığın yaptığı her seçimin bir de seçmediği seçimi var. Ve insanlar olarak sonrayı yeterince tahmin edemediğimiz için ve asla hangi seçimin daha iyi olacağını deneyimleyemeyeceğimiz için her zaman için seçimlerimizden dolayı acı çekmeye mahkumuz. Ve ilk başta söylediğim olayla da birleşince bu aslında hiçbir şey etki etmeyen seçimlerimiz yüzünden de acı çekiyoruz. Seçimlerimizin bizi getirdiği yerler yüzünden de acı çekiyoruz. Kendi kendimize kurduğumuz bir oyun gibi bu. Biz kurmadık, o ayrı mesele. Kim kurdu? Kimse kurdu mu? Daha doğrusu. Sadece bunların farkında olmak bile insanı dert olarak getiriyor. Hani neden major depresyonun var? Neden olmasın? Senin neden yok aslında? Sen nasıl mutlu olabiliyorsun? Bilmiyorum insanların nasıl mutlu olabileceğini. Ki ben çok uzun süredir olamıyorum. Mutlu hissettiğim anlar var. Yapmaktan zevk aldığım şeyler de var. Çok sevdiğim insanlar, çok sevdiğim işler var. Lakin anlamsızlık denildiği içinde boğulurken bu mutlu olduğumuz şeyler bizi yarıştırmaya edecek mi? Bilmiyorum. Dediğim gibi, insanoğlu mantıklı hareket eden bir varlık değil. Bir topluluk, bir güru, her neyse, bir tür değil. İnsanoğlu genel olarak yaptıklarının mantığı oturtan bir tür. Neden yaşıyoruz diyorlar. Bir elde tutulur bir şey yok ve din uyduruyorlar. Neden yaşıyoruz? Çocuklarım var. Neden yaşıyoruz? Kedim var. Neden yaşıyoruz? Çünkü zevk almaya çalışıyoruz. Çünkü bir şeylere anlam katıp, bir şeylerle kendimizi teskin etmeye çalışıyoruz bir manada. Ama bu teskinlerle uğraşırken mantıklı tek davranıştan sürekli olarak kaçıyoruz. Mantıklı olan tek davranıştan kaçmak için eğlenmeye çalışıyoruz. Beynimizi oyalayacak işlerle sürükleniyoruz. 24 Instagram'da takılıyoruz. Bizi tüm gün meşgul edecek işlere gidiyoruz. Çünkü eğer ki boş kalırsak mantıklı olan tek davranıştan kaçamayacağız. Eğer ki psikiyatrlar bizlere o antidepresanları vermezse mantıklı olan tek davranışın pençesinden kurtulamayacağımızı biliyoruz. Ve sonunu bilmemek bize yine acı veriyor. Sonunu bilmediğimiz için aslında acılarımıza son veremiyoruz. Çünkü acılarımıza son vereceğinden bile emin değiliz çoğumuz. Böyle hissediyorum uzun zamandır. Madem benim kanalım, biraz da kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bu söylediğim şeyler, felsefik tartışmalar veyahut yeni bir sosyolojik alan, akım değil. Bunlar sadece benim hissettiklerim. Benden daha önce başka birisi hissetmiş ve adına XYZ demiş. Umurumda bile değil. Bana ne? Ben böyle hissediyorum ve senin bunun adına X felsefesi demem benim bu acımı dindirmiyor. Benim içinde boğulduğum denizden çıkartmıyor beni. Ben bir denizin ortasında gibi hissediyorum. Ve hangi yöne doğru yüzersem yüzeyim asla varabileceğim bir kara parçası yok. Çünkü hayatın
her ucu anlamsızlığa çıkıyor. Bu yüzden denizin içinde kulaç atma, istediğim yere kulaç atma özgürlüğü bana acıdan başka hiçbir şey vermiyor. Varabilecek bir yeri olmayan bir araba gibiyim. Hangi yöne gidersem gideyim, dünya bomboş. Bunu ilk hissettiğimde 8 yaşındaydım. Ve o zamanlar daha mantıklı davranıyormuşum. 8 yaşında yaptığım ilk şey ikinci katmanlamaktı. Ve o zamanki Cem o kadar zekiymiş ki ikinci kattan atlayıp ölmediğinde yaralarını tutup bir daha ikinci kata kadar çıkmıştı. Başarılı olamadı. Ondan sonra gelen canlıların hiçbiri de onun kadar zeki olamadı. Asla da olamayacağım diyorum. Çünkü korkan tekiyim. Çünkü bir şeyleri düzeltemeyeceğimi bile bile hala bir şeylerin umudunu kurmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Neden yaşadığınızı ve sonunda ne olacağını hiç bilmiyorum. Ben Can. 20 yaşındayım. Bugün dünya çapında bir yarışmada, dünya çapında bir yarışmada, kodlama yarışmasında ilk üçe girdik. Girdim. Büyük bir laboratuvarda çalışıyorum. İyi bir okulda yüksek bir ortalamam var. Ama en çok istediğim şey 8 yaşındaki zekama geri dönüp o zamanki canım yapamadığını yapmak. Çünkü 8 yaşındaki canım yerine dönüp yapabileceğimi yapsaydım şu an düşündüğüm onca şey olmazdı. Şu an birilerinin beni düşünmesini düşünüyor olmazdım. Şu an bana bağlanan umutları umursuyor olmazdım. Eğer ki 8 yaşındaki Can başarılı olsaydı, şu anki Can'ın aptallıkla kendine bağladığı şeyler orada olmazdı. Ve şu anki Can aptallıkla kendine bağladığı şeyleri acılarıma rağmen sevmezdi. "12 yaşında yazdığım bir şiirle kapatmak istiyorum." diyor. "Sanki şahbalı kırık kırlangıcın ilk yarası. Beyhude tat varmaz kalbe çaldığın bal. Seyri batmak olan geminin tek kaptanı Fuzuli kurtarmaz velehzede yaptığın sal. Yârim aşk bazı ahvalinden bu yaralar. Müteşair fikirlerim anca zülfünü bile yeten sanalar. Asabiyle ihtirasları imtihanında tüm azalar. Umut edilir ki bir gün şiirlerim onları saralar." Ne diyorsun Can burada? Sanki şahbalı kırık kırlangıcın ilk yarısı. Küçük cadımızın kalbini kırmışlar. O da demiş ki sanki şahbalı kırık kırlangıcın ilk yarısı. Şahban eski mitlerde geçen bir kuşun en büyük ve en güzel tüyüne verilen adlı bir kartalın ve kendini ispatlamak isteyen genç gider kartalın şahbalını getirir. Ben bir kırlangıçtım ve hayat ben daha
hiç yer almamışken, çok tecrübesizken şahbalı mıtırdı. Beyhude artık boşuna, tat vermez kalbe çaldığın vals. Seyri batmak olan geminin tek kaptanı, bu yara batmakta olan geminin tek kaptanı, bunun tek nedeniydi o zamanlar için. Fuzuli boşuna kurtarmaz velehzedeyi yaptığın son. Velehzede aslında felaketse de demek ama Farsça aslında aşktan dolayı azap çeken kişi de demektir. Sen bu gemiyi batırdın ve sana bu aşkla bağlı olan kişiye artık sal göndersen de o çoktan öldü. Onu kurtaramazsın. Yârim aşk bazı ahvalinden bu yaralar. 12 yaşındaki canım bir yâri yoktu. Şankinin var. Ama 12 yaşındaki can yârim derken bir kadından veya bir erkekten veyahut kendini herhangi bir şey olarak tanımlayan herhangi birisinden bahsetmiyordu. 12 yaşındaki can yârim derken hayattan bahsediyordu. Yârim aşk bazı ahvalinden bu yaralar. Sever gibi yaptığın hallerinden dolayı bu kadar yara çekti yaran var benim. Çünkü 12 yaşındaki can bir bilinç kazanmış olmasının, bu dünyaya gelmiş olmasının bir nedeni olması gerektiğini düşünüyordu. Hayatın ona bu şekilde sever gibi yaklaştığını ve ona bir amaç sunmasını bekliyordu. Ama hayat ona bir amaç sunmadı. Hayat ondan amacını kendisinin bulmasını bekledi. Ve bu yüzden yaraları vardı. Müteşair fikirlerim anca zülfü niyetten sanılar. Kendini şair sanan fikirlerim anca senin zülf saçın kıvrılan kısmını bile yehtenç sanalar. Yehtenç işte kıvrılarak saç gibi, zülf gibi yükselen bir yılan. Yani senin artık bana iyi olarak sunduğun şeyler, iyi bir okul, para, XYZ. Bunu bile bir yılana benzetiyor. Senin iyi özelliklerinden bile korkuyorum artık. Çünkü sen bana bu yaraları veren kişisin. Sen bana bu uyarıları veren hayatsın. Artık senin bana vereceğin her şeyden korkuyorum. Çünkü senin amaçsızlığın beni öldürüyor. Hasebiyle ihtirasları imtihanında tüm azalar. Bundan dolayı kuvvetli hislerini imtihan etmekte tüm azalarım. Yani mesela tatlı bir şey yemek insanın isteyeceği bir şeydir. Ama tüm ihtiraslarını imtihana sunacağım. Tatlı bir şey yemekten bile imtina eder haldeydi. Hala da öyle sayılır. Çünkü hayatın bu amaçsızlığı, onu öldüren amaçsızlığının sonucunda çok acı çekiyordu ve hayatın ona verdiği güzel gözüken küçük şeyleri bile veyahut büyük şeyleri bile kabul etmek istemiyordu. Çünkü hayata küstü. Küstüğü sevgiliden bir ruh sevgi istemiyordu yanına konuluna. Çünkü o sevgilinin hançeri hala kalbine saplıydı. Umut edilir ki bir gün şiirler onları saralar. Umut edilir ki bir gün kendimi tezkit etmek için yazdığım bu şeyler, düşüncelerim beni bir çıkış yoluna kavuşturur demek istemiş. İyi mi demiş, kötü mü demiş bilmiyorum. Ama 12 yaşındaki zaman sesleniyorum şu an. Kavuşturmadı. Yine de hayattaki çoğu şeyi sevdim. Güneşin batışını, güzelin gülüşünü,
Ama sevdiğim onca şey bir yarım kabuk sarmasına bile sebep olmadı.